Bir şey yok, öyle bir duygu yok. O gördüğü de aşk değil, bir daha çalsın kapısını belki gelir. Ya da biz hani programlarımızda espri yapmak istediğimizde acaba diyoruz cam açık hani üstü açık mı kaldı düşündüm. Evet, o öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Evet. O rahat olsun, o aşk değil kapısını bir daha çalar. Bekleyin. Geçer mi diyorsunuz? O geçer, yenisi de gelir, harikası gelir. İnanılmaz bir aşka tutulur, o bile şaşırır. Ya hocam aşk çok var. İlk aşk var. İşte dediğiniz gibi. Sorun efendim, rahat olun. Sorun. Karşılıklı aşk var. Yasak aşk var. Mesela hani çok aşk yasak var. Yasak aşk değil. Yasak aşk diye bir aşk yok. Var. Mesela Cengiz Kutlu'nun şarkısı var. Yasak aşk. Şimdi o şarkı işte. Adı şarkı. Aşk işte o. Yasak olan aşka aşk demiyoruz. Heh, ona ne diyoruz hocam? Yasak aşk diye bir aşk yok. O haramdır, günahtır, yanlıştır. O zaman haram aşk. Tabii böyle bir şey yok. Aşk da değil. Adı aşkla anılmaması gerekir. O yanlış bir duygunun... Aşkı kirletmeyelim diyorsunuz. Aynen. Aşkı kirletmeyelim. O yanlış bir duygunun insan üzerindeki tekamül ettiği bir kirliliktir. Onun adı yasak aşk olamaz. Adına yasak desek sadece yeter. Aşk değildir. Aşk tertemiz, pırıl pırıl bir duygunun adıdır. Eğer mesela birisiyle yaşanan bir duyguyu başka biriyle kirletiyorsak, bunun adına aşk gibi yüce bir kavramla da özdeşleştiriyorsak, lütfen çok ciddi yanlış yapıyoruz. Çünkü neden? Sevgi derya gibidir sadece ile başlamaz, ama aşk kişiye özeldir aziz dostum, başkasına yakışmaz. Aşka laf söyletmiyorsunuz. Söyletmem, söyleyeni de kınar. Çok güzel. Peki evlilik aşkı öldürüyor derler. Külliyen yalan efendim. O hepsi mi yalan? Hepsi yalan. Evlilik aşkı öldürmez. Tam tersine bunu söyleyen insanların bir amacı var, ailevi yapımıza, köküne dinamit sunmak. Ama eski alaka, hani önceki ilk günlere bakıyorsunuz. Evet. Bir 10 yıl geçmiş, yani bugüne bakıyorsunuz. Evet. Aradaki ilgi, alaka... Bir...